Rafik Korkmaz, bilinçaltı sembol dili eğitimleri, 30 yaşında. İlk 24 yıl hiç eğitim vermedim. Eğitimimizi mitolojiden geliştirdim. Son 7 yıldır eğitimler vermekteyim. Kore'den Peru'ya kadar dünyanın pek çok ülkesine gittim. Yüz yüze eğitimler verdim. Eğitimlerimiz bilinçaltı dilini öğretmeyi amaçlar ve eğitimimiz kaynağını mitolojiden alır. Bizim bir modül eğitimimiz bir günde tamamlanır. Siz bizim bir modül eğitimimizi aldıktan sonra bakın hangi haklara kavuşuyorsunuz. Uygulayıcılık sertifikası veriyoruz, ömür boyu geçerli. Eğitmenlik sertifikası veriyoruz, ömür boyu geçerli. Facebook kapalı gruplara sizi dahil ediyoruz. Ömür boyu online eğitim alıyorsunuz. Ve aynı zamanda Facebook kapalı grupta 7 yıldır verdiğim bütün eğitimlerin video kayıtlarına ulaşıyor. Onları gece gündüz istediğiniz kadar izleyip konuyu en güzel şekilde öğreniyorsunuz. Ve siz herkese eğitimlerimizi verme hakkı kazanıyorsunuz. Kime eğitim verirseniz biz onlara da sertifika göndereceğiz ve onları da Facebook kapalı gruba dahil edeceğiz. Eğitimlerimiz 15 modülden oluşur. Birinci modülde bilinçaltı dilini öğretiriz. İkinci modülde hayal et, şifa gerçekleşsin tekniklerini öğretiriz. Üçüncü modülde levh-i mahfuz bilgilerini öğretiriz. Dördüncü modülde İlyada destanını bilinçaltı ile öğretiriz. Beşinci modülde Odysseus destanını bilinçaltı ile öğretiriz. Altıncı modülde Atlantis uygarlığını öğretiriz. Yedinci modülde kim bir resim çizmişse o resmi bilinçaltı ile nasıl analiz edeceğinizi öğretiriz. Sekizinci modülümüzde bozulan aile ilişkilerini nasıl düzelteceğinizi öğretiriz. Dokuzuncu modülde Kaf Dağı'nın nerede olduğunu anlatırız. Ve Kaf Dağı'na çıkarız. 10. modül tamamen meditasyon modülü. Meditasyon nedir? Ve yüzlerce meditasyon öğretiriz. 11. modül. Mitolojide doğum hadisesine bakarız. 12. modül. Dünya haritasını bilinçaltı ile öğreniriz. 13. modül hikaye yazarlığı kursu. 14. modül telepatik iletişimi öğrettiğimiz modüldür. 15. modül kanallık eğitimi, yani 3. gözümüzü açmak eğitimidir. Siz bizim eğitimlerimizi sırasıyla birden 15'e kadar da alabilirsiniz. Tam tersi 15'ten 1'e doğru da alabilirsiniz. Karışık sıralamayla da alabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı çünkü her modülümüz birbirinden bağımsız. Peki modüllerimizin içeriğini biraz açıklayarak anlatalım. Birinci modül. Bilinçaltının dilini öğreneceksiniz. Yani bütün insanlarla, bütün hayvanlarla
bütün bitkilerle, çakıl taşıyla, kum tanesiyle, su damlasıyla, dağlarla, denizlerle, dünyamızla, yıldızlarla, uzay boşluğuyla konuşacak ortak dili öğrenirsiniz. Yani ayakkabınızla konuşabileceksiniz. Gömlek düğmenizle konuşabileceksiniz. Kaldırımlarla, var olan her şeyle konuşacak dili öğreneceksiniz. Bu dili Hazreti Süleyman kullanıyordu. Şimdi bu dili herkes kullanacak. Ve yine birinci modülde hayatınızın önünde hangi tıkanıklıklar varsa, hangi problemler varsa, bu fiziksel hastalıklar da olabilir, psikolojik sorunlar da olabilir. Bolluk bereketinizin, huzurunuzun, mutluluğunuzun, bilgeliğinizin önündeki engeller de olabilir. Hayatınızın önündeki bütün bu engelleri nasıl kaldıracağınızı öğreteceğiz. Hem de bu engelleri saniyeler içinde bulmanızı ve yine saniyeler içinde bu engelleri hayatınızdan kaldırmayı öğreteceğiz. Bolluk bereket akışınız. İstediğiniz bir hayatı yaşamanız. Bu birinci modül eğitimiyle sağlanacak. Çocuklarınızın ders başarısının yükseltilmesi, sizin kariyer basamaklarını kolaylıkla tırmanmanız, her tür sıkıntınızdan kurtulmanız birinci modülün konusu. İkinci modül. Bir insan kanserse, skolyozu varsa, herhangi bir fiziksel ya da psikolojik sorunu varsa, neyi nasıl hayal etmelisiniz? Sadece siz hayal edeceksiniz ve dua edeceksiniz. Kişi probleminden kurtulacak. Yani hayal et, şifa gerçekleşsin. Bu bir hayvan içinde, bu bir bitki içinde ve evrende var olan her şey için de geçerli. Üçüncü modül. Levh-i Mahfuz modülü. Yaşanmış ve yaşanılacak ne varsa hepsi ruhlar alemine kaydedildi. Ruhlar aleminin adı 5. boyut. Levh-i Mahfuz. Levh-i Mahfuz'a gidip dilediğiniz bilgiyi alıp o bilgiyi değiştirmeyi 3. modülde öğreneceksiniz. Ve bir bilgisayara ihtiyaç duymadan her bilgiye kolaylıkla ulaşmayı öğreneceksiniz. 4. modülde eğer bir edebiyat araştırmacısıysanız 4. modül almanızı tavsiye ederim. Homer'in İlyada destanını herkesten farklı bir açıdan inceleyeceksiniz. Bilinçaltı ile öğreneceksiniz. İlyada destanını Homer'in oluşturmadığını, Homer'in sadece bir aktarıcı, bir kanal olduğunu öğreneceksiniz. İlyada destanını çünkü kafatasın içindeki 1,5 kiloluk bir beyin yazamaz. İlyada destanını yazmak için Marmara Denizi kadar büyük bir beyne, Akdeniz'in tamamı kadar bir bedene sahip olmak gerekir. Ve İlyada destanını işte böyle bir dev yazdı. Bu dev
Akdeniz'in suları içinde yatar, ayağını ta Cebel-i Tarık'a uzatmıştır. Tüm bedeni Akdeniz'in suları içindedir, sadece kafası. Ege ve Marmara bölgesinde su yüzeyindedir. O devin beyni Marmara, ağzı İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'dir. İşte o dev. Homer'e. İlyada destanını fısıldadı. Homer de kapadı gözlerini. O fısıltıları duydu. Ve İlyada destanını oluşturdu. Gözleri kapalı bu destanı dinlediği ve aktarırken de gözlerini kapattığı için Homer'e kör dediler. Oysa sizin benim gibi görüyordu Homer. İşte İlyada destanı hakkındaki her tür gerçeği öğreneceksiniz. İlyada destanının sadece bir savaş ve kahramanlık destanı değil, meditasyon kitabı olduğunu, şifacılık kitabı olduğunu, aşk kitabı olduğunu, jeoloji kitabı olduğunu, bilmece kitabı olduğunu öğreneceksiniz. Beşinci modülü aldığınızda Odysseus destanını bilinç altı ile öğreneceksiniz. Odysseus destanının bir insanı kamil yolculuğu olduğunu göreceksiniz. Ve Odysseus destanının da yine Homer tarafından yazılmadığını, Akdeniz'de yatan boyu 6000 kilometre olan dev tarafından yazıldığını öğreneceksiniz. O devin ağzı Manisa, İzmir, Aydın ve Denizli'dir. Homer Manisa ve İzmir'de yaşadı. O dev ona Odysseus'u fısıldadı, Homer yazdı. Ve bana pek çoğunuz soruyor, pek çoğunuz da merak ediyorsunuz. Hocam, bu inanılmaz, bugüne kadar hiçbir yerde duymadığımız bilgileri siz nereden getiriyorsunuz? Homer'in getirdiği yerden getiriyorum. Manisa'dan, İzmir'den getiriyorum. O boyu 6000 kilometre olan devin ağzından getiriyorum. O devin ağzı Manisa, İzmir, Uşak, Aydın ve Denizli, yani Spilda. Altıncı modülde Atlantis uygarlığı ile ilgili bütün bilgileri öğreneceksiniz. Atlantisliler var mı? Yaşıyor mu? Hangi bilgilere sahipler? Günlük yaşantıları nasıl? Bizi ne kadar etkiliyorlar? Tüm bunları 6. modülde öğreneceksiniz. 7. modülde çocuğunuz resim çizmişse, herhangi bir insan resim çizmişse, siz resim çizmişseniz, o resimleri bilinçaltı ile nasıl analiz edersiniz? Çocuğunuzun çizdiği resme bakarak onun problemlerini nasıl fark edersiniz? Ve siz çocuğunuzla ya da o resmi çizenle hiç görüşmeden sadece hayal ederek yeni resim oluşturarak o kişiyi problemlerinden nasıl kurtarırsınız bilgilerini öğreteceğiz. Sekizinci modül, aile ilişkilerini düzenlemek. Eşinizle aşkınızı düzenlemek. Çocuklarınızla ilişkilerinizi düzenlemek. Anneniz, babanız, bütün akrabalarınız ve arkadaşlarınızla ilişkilerinizi düzenlemek nasıl olur? Hem de onlarla hiç görüşmeden sadece gözlerinizi kapatıp hayal ederek ruhunuzla aile ilişkilerinizi nasıl düzelteceğinizi öğretiyoruz. Dokuzuncu modülde Kaf Dağı'nı öğreneceksiniz. Kaf Dağı'nı tanımak eğitimi daha çok yüz yüze oluyor ve Manisa Spil Dağı'nda bu eğitimi veriyoruz. Manisa Spil Dağı, Kaf Dağı'nın ta kendisi.
Ve zümrüdüanka'lar hakkında bilgi veriyoruz. Ve kendimizi tanıyoruz. En önemli modüllerden birisi o. Belki diyeceksiniz ki zümrüdüanka yok. Var. Ben gördüm. Ve videolarımda paylaştım. Kaf daha bu dünyada yok. Evrende yok, hayalde var diyeceksiniz. Var. Kaf daha var. Türkiye'de. Manisa'da. 10. modül. Tamamen meditasyon. Hayatın her alanı hakkında beklediğiniz bütün meditasyonları 10. modülde bulacaksınız. Ve meditasyonun ne olduğunu öğreneceksiniz. 11. modül. Mitolojide doğum hadisesini öğreneceksiniz. Mama'nın yer kabuğunu doğurduğunu. Bu doğum hadisesini öğreneceksiniz. Ve Mama'dan doğan yer kabuğunun devler olduğunu göreceksiniz. Bu devlerin üzerinde parazit halinde insan ve hayvanların ve bitkilerin doğduğunu göreceksiniz. İşte Nevruz ve bunun gibi bizim kutladığımız bazı özel günlerin aslında devlerin doğum günü olduğunu göreceksiniz. Sadece bir canlının doğumunu değil, fikirlerin de doğumunu 11. modülde göreceksiniz. Fikirler nasıl doğar? Devletler nasıl doğar? 12. modül. Dünyayı harita ile ve bilinçaltı ile tanımak. Size dünyada ne kadar dev yaşıyorsa hepsini harita üzerinde tek tek göstereceğiz ve onların görevlerini anlatacağız. Evet, bugüne kadar size hiç kimse devlerin yaşadığını anlatmadı. Ve hiç kimse haritada size göstereceklerimizi göstermedi. 13. modülde ise hikaye yazarlığı kursumuz var. Size bir saniyede kusursuz hikayeler oluşturmayı öğreteceğiz. Evet, bir saniyede. Kusursuz ve edebi açıdan en değerli hikayeleri oluşturmayı öğreteceğiz. Ben hikaye yazmayı bilmem, ben hikaye yazamam, daha önce yazmaya çalıştım olmadı diyen herkes bir saniyede hikaye yazabilir. Bunu garanti ediyoruz. 14. modülde ise telepatik iletişim kurmayı öğretiyoruz. Bütün insanlarla ve her varlıkla aranızda ne kadar mesafe olursa olsun, ister siz dünyamızda olun, iletişim kuracağınız varlık dünyamızı en uzak gök cisminde olsun, hiçbir iletişim cihazı olmadan ve ses çıkarmadan onunla en derin biçimde nasıl iletişim kuracağınızı öğreteceğiz. Telepatik iletişim. On beşinci modülde ise ruh gözünüzü, duru görünüzü, altıncı hissinizi, kalp gözünüzü açmayı öğreteceğiz. Yani kanal olmayı öğreteceğiz. Bizim 15. modülümüz kanal olmak eğitimi. Üçüncü gözünüz açılacak. 3. Değerli dostlarımız, benim bilgilerim ve fikirlerim
Bugüne kadar bilim insanlarının evren hakkında söylediği her şeyi çöpe atmayı gerektiren bilgiler. Çünkü ben diyorum ki bir saniyede herkes kusursuz hikaye yazabilir. Bu bilim dünyasında herkese ters. Ama bu bir gerçek. O zaman bugüne kadar bilim insanları bu konuda bütün bildiklerini çöpe atacaklar. Atsınlar. Yani çöpse neden taşısınlar ki? Bakın, dünya ve evren hakkında bilim insanlarının bildiklerinin çöpe atılacak olanları hangileri? Spor. Bugüne kadar herkes sporun insanlarla sınırlı olduğunu, sporu insanların çıkardığını düşünüyor. Hadi hayvanlarla bağlantısını kursunlar. Ama bu çok yetersiz. İnsan, hayvan ve bitki yokken bundan 3 milyar yıl önce spor vardı ve sporun pek çok dalı vardı. 3 milyar yıl önce sportif faaliyetler vardı. Ve olimpiyat oyunları tam 3 milyar yaşında, yani insanlarla sınırlı değil olimpiyat oyunları. Hele Yunanlılarla hiç sınırlı değil. Peki kim 3 milyar yıldır sportif faaliyetlerle ilgileniyor? Devler. Devler. Ve dünya tarihinde olimpiyatları kazanan ilk kişiyi de size söyleyeyim. Herakles. Yani Herkül. Olimpiyat oyunlarını kazanan ilk dev Herkül ve bugün Antarktika ile Avustralya arasında yaşar. Deniz tabanındadır. 12 görevi başarıyla tamamladığı için olimpiyat meşalesini sol elinde tutar. Benim sayfamdaki videolara bakın. Uydu görüntüleriyle dünya haritasını inceledim ve Antarktika, Avustralya arasında Herakles'i gördüm. Elinde meşale ve alevi ile birlikte yanıyor. Alev alev yanan Avustralya. Ve değerli dostlar, hani bizim eğitimlerimizi alınca, bizim bilgilerimizi öğrenince, insanların evren hakkında bildiği her şeyi çöpe atılacak dedik ya. Edebiyat da insandan önce vardı. İnsan yokken masal vardı, masal anlatıyorlardı birbirlerine. Hikayeler vardı, hikaye anlatıyorlardı birbirlerine. Efsane ve destan anlatıyorlardı birbirlerine. Kim birbirine masal, destan ve efsane anlatıyordu? Devler. Benim getirdiğim bilgiler o derece muazzam ve inanılmaz bilgiler ki ilk etapta insan kabullenemiyor. Mantığı almıyor. Hayali bile bunu kabul edemiyor. Ne mutlu bana. Ya minnacık kabul edilebilir bilgiler getirseydim. O zaman kendimle gurur duymazdım. Kabul edilemeyecek kadar derin bilgiler getirdiğim için kendimle gurur duyuyorum değerli dostlar. Gelenek ve görenekler. İnsanla sınırlı zannediyoruz. Mesela
Efe, zeybek oyunlarını insanla sınırlı zannediyoruz. İnsan yokken bu oyunlar yoktu zannediyoruz. Uzak Asya'da, Çin ve çevresinde ejderha bayramları, festivalleri, dansları yapılıyor. İnsandan önce bunlar yoktu zannediyoruz. Vardı. Bugün siz benim sayfamdaki haritaları, videoları incelerseniz, büyük okyanus tabanında dev bir ejderhanın yaşadığını görürsünüz. Bu ejderha dünyanın tam %50'sini oluşturur. Büyük okyanusun tamamında Çin'den Şili'ye kadar dev bir ejderha var. O sebeple Çin ve çevresi ejderhanın onlara ilham ettirdiği bayramları, festivalleri, dansları yaparlar. Ege bölgesi ve çevresinde özellikle Manisa ve İzmir'den etrafa yayılarak Efe dansları, Zeybek dansları yapılır. Bu da Zümrüt Anka'nın Manisa ve İzmir'de Kaf Dağı'nda yaşamasının bir sonucudur. Zümrüt Anka'da Ege çevresine kendi dansını oynatır. Giyim kuşamını da hediye eder. Gelenek ve göreneklerin insanla sınırlı olmadığını, devlerin gelenek ve göreneklerini yaşattığımızı bütün dünyaya bizim eğitimlerimiz duyurdu, duyuruyor değerli dostlar. Değerli arkadaşlarımız, eğer canlı yayına katılmak isteyen bir arkadaşımız varsa, buyursun kamera işaretini tıklasın. Tam parmak ucunda kamera işareti var bakın. Ortasında artı işareti var. Onu tıklayın, sizi canlı yayına alalım. Kanserli kitleniz varsa, skolyozunuz varsa, görme, işitme probleminiz varsa, ne türden olursa olsun, fiziksel ya da psikolojik problemleriniz varsa canlı yayına katılın. Yapacağımız birkaç dakikalık meditasyonla belki şifanıza kendiniz vesile olursunuz. Haydi bakalım. Katılmak isteyen arkadaşımız kamera işaretini tıklasın. Bir dakika sonra canlı yayını bitireceğim. Bu bir dakikalık süre içerisinde katılımcı olursa canlı yayını alacağız ve canlı yayını sürdüreceğiz. Ben Refik Korkmaz. Milyonlarca yıl sonrasının bilgilerini dünyaya getiren insan. Altı dilini belki milyonlarca yıl sonra torunlarınızın torunları ancak öğrenecek. Gamze İliyova isimli arkadaşımız katılmak istiyor. Onu canlı yayına almaya
Gayret ediyorum. Onunla birlikte yapacağımız meditasyon kalbi temiz herkesin şifasına vesile olsun. Kimin kalbi temizse Yüce Allah'ım meditasyonumuzu onun şifasına vesile olsun. Amin. Amin. Değerli dostlarımız, bir dakikalık süremiz sona erdi. Canlı yayına katılmak isteyen arkadaşımız olduğu halde süre sona erdiği için canlı yayınımızı kapatıyoruz. Bir sonraki canlı yayında buluşmak dileğiyle hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Derya, deniz, ötemiz sonsuz.